Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Endeks yatay kapattı. Yani 7.996 küsürde kapattı. Yani 8.000'in altında o direnç, psikolojik direnç seviyesinde kapattılar. 19 puan eksi. Bence yatay 74.5 milyar işlem yapmışlar. Yani doldurmuşlar, boşaltmışlar. Çok özel bir şey yok bugün. Neyi bekliyor? Bekliyor bir şeyler. Borsada beklenti bitmez. Arkadaşlar bugün neyi bakıyoruz? Bugün Inveo ve Bossa'yı inceleyeceğiz. Bizim takip etmediğimiz hisselerden, teknik analiz yapmadığımız hisselerden iki tanesi. Bakalım, bir yorumlamaya çalışalım. Arkadaşlar, YouTube'un algoritmasını yeni değiştirdiler. Bir beğeni atarsanız videomu, burada videonun başında beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Video sonunda da altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de abone olun, bildirim zilini tıklayın lütfen. Şimdi arkadaşlar Bossa'dan başlayalım. Arkadaşlar Bossa'nın grafiği bu. Şurayı Mac'liyi bir küçültelim. Şimdi Bossa'yı ne yaptık? Ben sizin için bir hemen baktık. Ne yapmış bu arkadaş? Ereğli grafiğine çok benziyor bu arada. Şurada bir kanal içerisinde çalışmış arkadaşlar. Kanal içerisinde çalışmaya başladığı zaman bir hisse, kanalın üst bandı sizin satış yeriniz, alt bantlar alış yerinizdir. Şimdi kanal oluştuktan sonra biz iki dibi gördük, birleştirdik. Şu dibi işimize yaramıyor. Çünkü biz yeni yaptık. Şurası. Şu dipleri dikkate almadık. Çünkü bunlar sapma fitilleri. Kanal bu. Yani siz ne yapacaksınız? Gidiyor. Bakın kanalın tepesine ulaşamadığı halde vermiş. Buralarda oyalanıp tekrar kanalın üst bandına tekrar ziyaret ediyor. Direnci orada. Tekrar veriyor. Sen burada satıp bunu burada alacaksın. Eğer kısa vade günlükçülük yapıyorsan. Uzun vadeciysen de kanalın içerisinde hareket ediyor diyorsun. Ellemiyorsun kağıdını. Tamam gitti. Tamam burada veremezsin. Kalıcı olup olmadığını görmek lazım. Kalıcı değil. Tamam bu kanalın için devam ediyor. Ben her gün takip edip alıp satamam diyorsan kanalın dışının çıktığı an bu kağıdı burada vereceksin arkadaşlar. Olay bitti. Kanalın dışında kapanış yaptı. Bizim için 3 gündür ama hızlı veriyorlar. Burası neresi? Fibonacci destek direnç noktasını kırdı. Kes abi. Kes. Sen dipten alıp tepeden sapmak zorunda değilsin. Buralarda verilmez normalde. Burayı kırdı. Abi veriyorsun. Çünkü gün sonu kapanış sonu. Bak buralarda kırmayı denemiş bu. Silkelemeye çalışmış. Ama günün sonu kapanışta hep kanalın içerisinde ve yukarıda kapatmış. Yani kuralı takip edersen seni kandıramazlar. %90 sen karlı çıkarsın. %10 onlar kazanır. Burada ne yapıyor? Destek direnç noktaları. Bakın Fibonacci destek direnç noktası çalışıyor. Gitti. 100 günlüğün etrafında oynuyor. 20 günlüğü tekrar geçemiyor. Beyaz çizgimiz 20 günlük. Buralarda dolanıyor arkadaşlar. Günlükçüler. Tekrar geçmeye çalışıyor. 100 günün üzerinde kalıyor. Fibonacci'nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Kalamıyor. Tekrar aşağıya. Yani buralarda çıkamadıysan, buralarda altında kalıyorsa bam vereceksin. Ha çok zor. Şu bölgelerde yakalandıysan buralarda vermek çok zor. Benim için de zor. Önemli olan nedir? Buralarda girmeyeceksin. Bizim arkadaşlardan bazıları buralarda girmişler. Bekletir abi. Seni yorar. Ne olur? Aldığın yerde satmayı veyahut üstünü geçmeyi beklersin. Şimdi Bossa'yı ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Nereye gider? Nereye gelir? Bu ise 200 günlüğü geçemiyor. Geçse böyle 100 günlükten tepki alıyor. Tekrar altına giriyor. Durduğu yer 100 günlüğün altı olmak 200 günlüğün altında. Yani kötü yerde. Ama çok da uzaklaşmadığı için de panik yapmıyoruz. Burada ne yapıyor? Altta da trend yine yukarıda. Şurası. Bakın tekrar MACD yukarıda. Burada hisse iyi kötü toplanıyor diyor. Ama daha sıfır noktasının üzerine atmadı. Attığı zaman yukarı trend zaten başlamış olur. Bu da ne yapacak? 100 günlüğün üzerine atacak. Şu kırmızı çizgi 200 günlük. 100 günlük de mor. Buralar bunu sıkıştırır. Şimdi yukarı yönlü hareket etmesi için ne olması lazım? Şu bir kere 200 günlüğün üzerine atacak bu. Burası neresi? 200 günlüğü neresi bu kağıdın? Hemen şöyle bir bakalım.
göz kararıyla net değil. 90-74 75. Bunun üzerinde kapanış olacak arkadaşlar. Hem Fibonacci'nin sarı çizginin üzerinde kapatıyor. Hem bizim orta vadeli şu yeşil çizgi onun üzerine atmış oluyor. Hem de 200 günlüğün üzerine atmış oluyor abi. Düzgün bir şekilde adam gibi burada kalıcı olabilirse, buralarda oyalanırsa 100 günlüğünde kendini birazcık daha çağırıp üzerine attı mı arkadaş hızlı bir şekilde eğer götüreceklerse ilk direnç noktası arkadaşlar 11.5. 11.5. Burayı tostlar. Burası da güçlü. Eğer buranın üzerinde kalıcı olabilirse 3 gün en az artı kapatır. Yönünü yukarı çevirecek olursa ilk gidecek olduğu yer Fibonacci'ye göre 14. Ama tarihi zirvesinde de test eder. Burası neresi? 13 26 30 aralığı. Buralarda da duraksar bu. Ama Fibonacci diyor ki aha buraya kadar gelir. Bu ise yukarı doğru koptu gidiyor diyebilmemiz için daraltalım. Şu Fibonacci noktasının dediğim gibi 14'ün üzerinde kalıcı olması lazım. Koptu gidiyor muhabbeti budur. Ama biz yeni alıcıyız. Nereden alacağız bu kağıda hisseyi? Dediğim gibi kötü yerde durmuyor ama bırakıverirler. Bırakırlarsa nereye gelir? Bu hisse 8.56'lara gelir. Hiç. Bam bırakırlar. Orayı da kırarsa nereye gelir? Fibonacci olarak nereye gelir? 7.94'lere gelir arkadaşlar. Ha benim elimde param var. Bosso'yu almak istiyorum. Ne yapıyor bu hisse? Bunun üzerine atıyor. Bunun üzerine atmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yani biz bu hisseyi ne yapmayız? 9.45'lerden 9.44'lerden almayız ama gideriz. 9.80'lerden 9.75'lerden kalıcıysa alırız arkadaşlar. Burada para kazanılır. Burada para kazanılmaz. Zarar etme ihtimaliniz aşırı derecede yüksek olur. Risk alma abi. 450 tane kağıt var. Bosso'yu yemişim. Yani onun için buralar destek direnç noktaları. Onları belirttik arkadaşlar. Temel olarak da bakmak isterim. Şöyle gidelim. Bosso'nun temeline bir bakalım. Buna bir arkadaşımız için bakıyorum. Normalde temel bakmıyorum biliyorsunuz. Bu hisse zararda değil arkadaşlar. Kârda. Geçen yıl ne yapmış? 2 milyar 646 milyon kâr açıklamış. Son 3 dönemlik bilançoya göre ne kâr etmiş bu sene? 2 milyar 136,5 milyon kârı var. İyi mi? Evet iyi. Bu hissenin öz sermayesi 4 milyar 253 milyon. Öz sermayesine göre 3. çeyrekte açıkladığı 2.136'lık kar iyi bir kar arkadaşlar. Bunu 3'ü bölün ve 3'te 1'ini daha üzerine koyun. 7, 7, 14, 21. Yani 700 milyon 650 milyon daha bunun üzerine eklersek aşağı yukarı 2 milyar 800'lük gibi bir kar açıklamış olacak. Bu da yani öz sermayesinin neredeyse 3'te 2'sine yakın bir karlılık demek. Yani yarısından fazla geçen yılın karından da yüksek arkadaşlar. Yani bence iyi bir karlılık. Yani kötü bir hisse değil. Yani bu hisse bedelsiz temettü vermiş mi? Geçen yıl temettü vermiş. Pardon yanlış hisseye bakıyoruz. Sizi yanıltıyorum. Kusura bakmayın. Biz biri sayı bakıyormuşuz. Biz Bosta'ya bakacağız. Şöyle. Yani aşağı yukarı sermayesi yüksek bir şirket. 2 milyar 433 milyonluk öz sermayesi var. Geçen yıl 1 milyar kar açıklamış. Karlılığı düşüyor arkadaşlar. Hisseye götürmemelerindeki sebeplerden bir tanesi de o. 537,5 milyon kar açıklamış. 3 çeyrekte. Yani ne yapar bunun üzerine? 150 daha koysak 680 milyon kar açıklamış. Bu geçen yılın karlılığına göre arkadaşlar düşük. Onun için listeyi haldır haldır götürmemelerindeki sebeplerden bir tanesi de o arkadaşlar. Sadece 6. ayın 26'sında %82 bölünme yaşamış. Yani
gördüğümüz hissenin gerçek fiyatı değil, bölünmüş. Yani bedelsizlermiş. Yani Bosta ile ilgili söyleyebilecek olanlarım arkadaşlar, bunlar. Geçiyoruz arkadaşlar Inveo'ya. Videoyu uzatmadan. Inveo'da da benzer bir durum var. Yine onda ne yaptık? Bir trend çizgisi çektik bu arkadaşa. Bakın çalışıyor. Sizin kılavuzunuz bu olsun. Bu arkadaş ne yapmış? İyi bir prim yapmış. Bakın şu sıfır çizgisini MACD'ye geçmeye çalışıyor. Bu hissenin kötü olmadığı anlamına gelir. Üstüne atlarlarsa iyi bir hızla gider. Bu çıkış arkadaşlar nerede başlamış? Bakın şurada başlamış. 200 günlüğün üzerine attıkları yer. Burası neresi? 7. ayın başı. Bakalım ne kadar kar etmiş. Ne gün, kaç günde şurayı çektik. Arkadaşlar 53 barda, yani 76 günde 2,5 ay gibi bir zamanda %184 kar etmiş arkadaşlar. Bu çok büyük bir kar. Neden burada yavaşlıyor bu kağıt? Bu yaptığı primi sindirmeye çalışıyor. Yani tahtacısı ne yapıyor? Şuralarda malı serpmiş. Inveo'da. Bunu tekrar toplamaya çalışıyor. Kötü yerde mi? 200 günlüğün altını bırakıp çekmişler. Şu an iyi yerde duruyor arkadaşlar. 200 günlüğün üzerinde duruyor. Gidiyor, desteğini tosluyor. Geçemiyor. Bu ise buralarda arkadaşlar oyalanıyor. Bu ne zaman gitmeye başlar? Şu 100 günlük şunun üzerinde kalıcı olursa. Neresi burası? 47'nin üzerinde kalıcı olmaya başlarsa arkadaşlar, hissemizin yönü yukarı doğru döner. İlk direnci neresi? 53,5. Onun üzerinde kalıcı olabilirse, şu trend çizgisini nerede yakalarsa onu mutlaka tostlar. Hızlı gitmezse Fibonacci ile beraber yakalarlar. 64,97. 65 bunun gerçek direnci arkadaşlar. Bir önceki tarihi zirvesi de bu hissenin 65'lerde. Bunun üzerinde kalıcı olabilirse bu hisse, ondan sonra gidecek olduğu yer 83. 83 ve 83,5'lar civarı. Arkadaşlar buralara gider. Bırakırlarsa nereye gider? İlk deste dediğimiz gibi 200 günlük burada. Tehlike çanları nerede çalıyor? 44'te çalmaya başlıyor. Fibonacci'si var. 42,40. Buradan destek alır. 42,40'ı kırarsa aşağıya doğru tutamazsın bunu. Bu gider arkadaşlar. Şu bir önceki dibini bile ciddiye almaz. 37,90, 38'lerdeki almaz. İlk gelecek olduğu yer burası olur. Şurada tutunur. 34,95, 35 bandı. Burayı da kırarsa nereye gelir? Şu tepeyi ciddiye alır mı? Alır. 28 onlara gelir. Bir daha destek direnç noktası şu bölge arkadaşlar. 24-27'lere kadar bu hisseyi bırakırlar. Çünkü şuraya görüyorsunuz, şu zirve iyi bir kar marjı. Ben enflasyon anlamam. Zaten işte enflasyon karını burada yaptırdılar. Hızlı bir şekilde geri verirler. Siz dikkatli olacaksınız. Bu kuyularda boğulmamak için elinizden geleni yapacaksınız arkadaşlar. Bu hisse karda mı zararda mı bakalım, kapatalım. Inveo'muz neredeydi? Şurada arkadaşlar. Bir bakalım neredeymiş Inveo. Bu da bedelsizlermiş %150. 2023'ün 6. ayında. Karlı bir şirket gibi gözüküyor. Temettü ödemiyor. Bölünmeye gidiyor. Temenle bir bakalım. FK'sı falan çok düşük. Her FK'sı düşük ise kazandıracak diye bir şey yoktur. Kulak asmayın. Sermayesi 6.99, yani 7 milyar civarı öz sermayesi var. Geçen sene işte enflasyon karları falan 4 milyar 890 milyonluk kar açıklamış. Bu senede 3 çeyrekte de 3.87 milyar kar var arkadaşlar. Yani kötü bir kar değil, iyi bir kar sermayesine göre. Şimdi bir bilanço daha gelecek. Bunun üzerine ne yapacağız? 3'ü böleceğiz. 1.200, 1.300 daha falan eklersek, 1.200 daha ekleyelim. 4-5 milyar gibi bir kar açıklaması lazım. Bu iyi bir kar arkadaşlar. Güçlü bir kar. Yine önümüzdeki sene bir problem olmazsa temettü veya bölünmeyle bunu hissedarlarına dağıtır arkadaşlar. Inveo ile ilgili söyleyebilecek olduklarımız bu kadar. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapın ve altını bir kelime de olsun yorum yaparsanız sevinirim.
Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tıklarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.